yapılan pazarlık ve görüşmelere dair farklı açıklama ve değerlendirmeler geliyor. Siz özellikle altın masayla CHP ile bu yapı arasında HDP ittifakla HDP arasında nasıl bir işbirliği olduğunu değerlendiriyorsunuz, düşünüyorsunuz? Şimdi bu altın masa olmaktan çıktı. Ta biz başta söylediğimiz gibi bu artık masanın altındaki de artık üstüne çıktı ve yedili masa oldu. Şimdi bu yedili masa özellikle bizim Kürt vatandaşlarımızı da biliyorsunuz istismar yaptığı zulümlerle bir defa burada bir CHP'nin ittifakı var. CHP'nin benim Kürt vatandaşlarımı, Kürt kardeşlerimi sevmek diye bir derdi yok. Bunların hepsi yalan. Ve Güneydoğu'da, Doğu'da CHP'nin esamesi bile okunmuyor. O şimdi kalkıp işte terör örgütün Güneydoğu, Doğu'daki uzantılarıyla parlamentoya girişinden bir şeyler elde etmeye çalışıyor. Bizim şu an itibariyle özellikle Güneydoğu, Doğu'daki benim Kürt kardeşlerimle, vatandaşlarımla da bir problemim yok. İşte son yaptığımız gerek Diyarbakır mitingimiz olsun, açılışlarımız olsun, gerek Malatya olsun, Erzurum olsun, bütün buralarda bizim Kürt vatandaşlarımızla, kardeşlerimizle dayanışmamız çok çok iyi bir konu. CHP ve HDP bir araya gelip kapalı kapılar arkasında pazarlıklar yapmışlar, anlaşmışlar. Bunların içinde en çok dikkat çeken ne? Neymiş? Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarmış. Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaksın da ne yapacaksınız? Neymiş? Yok. İnanç bilmem nesi diye kendilerine göre yeni bir kurumdan bahsediyorlar. Arkadaşlar, bunların din düşmanlığı yeni değil. CHP'nin geçmişinde bu yok mu? Var. CHP'nin geçmişinde, tarihinde zaten din düşmanlığı var. CHP bununla anılmış. Ve CHP ile HDP bir araya gelip kapalı kapılar arkasında yaptıkları bu pazarlıklarla bir mesaj veriyorlar. O da nedir? Benim Kürt kardeşimi nasıl aldatacaklar? Bu. Şimdi bizim iktidara gelişimize kadar Güneydoğu'da, Doğu'da buralara yapılmış herhangi bir yatırım var mıydı? Yoktu. Biz iktidar olduk ve sözüm benim şuydu. Batı'da ne varsa Doğu'da, Güneydoğu'da da o olacak. Peki oldu mu? Ben şimdi iddia ile söylüyorum. Evet oldu. Bakın bütün havalimanlarına bakın. Şu anda Ağrı'da havalimanı var. Uludur'da havalimanı var. Muş'ta havalimanı var. Hakkari'de Yüksekova'da havalimanı var. Yani biz bunları hiçbir zaman mahrum etmedik. Peki üniversitelere bakınca 76 üniversite vardı Türkiye genelinde. 81'e çıkardık. 208 üniversite yaptık. Bu 208 üniversiteden üniversitesi olmayan ilimiz kalmadı. Iğdır'ında, Hakkari'sinde, Muş'unda, Ağrı'sında, hepsinde artık üniversitelerimiz var. Niye? Ben oradaki kardeşlerimi Kürttür diye üniversitesi olmadan bırakamazdım. Onların da üniversitesini yaptık ve onlar da orada okuyup icabında oradaki üniversiteye de ne yapıyor? Gidebiliyor. Şimdi ne diyoruz biz? Onlar ne kadar Kürtse biz o kadar Kürtüz. Biz Türk, Kürt bu ülkenin asli unsurlarıyız. Yasaklar, bu noktada yasaklar kalkınca. Tabii. Yani şimdi Mahmut Bey yasaklar öyle kalktı ki Kürtçe bunlar billboardlara artık sloganların her şeylerini yazabiliyor. Konuşabiliyor. Bunlar hepsi aykırıydı. Kendilerine göre televizyon yayını yapabiliyorlar. Devlet aynı şekilde bir kanalında Kürtçe yayına müsaade etti. Bunu yapılabiliyor. Daha önce bunlar yoktu. Ve birçok Kürt ulemasının içerisinden
Biz Memuzini filan biliyorsunuz yayınladık. Niye? Kültürel noktada da önlerini açalım istedik. Bakın bu arada Kandil HDP üzerinden kendisine sinsi ve kanlı bir alan açma hesabı yapıyor. Peki Bay Bay Kemal de onların desteğiyle makam kapma derdinde değil mi? Selo ile ilgili olumsuz bir yaklaşımı var mı Bay Bay Kemal'in? Ya bu 51 Kürt vatandaşımızın Diyarbakır'da ölümüne neden olmadı. Cezaevine niye girdi? Bunlardan dolayı girdi. Ve şu anda bunlardan dolayı içeride yatıyor. Ve aynı şekilde bütün İmralı'daki niye yatıyor? Ve şimdi bunlar ne sözü veriyor? Selo'yu da çıkaracağız. Ondan sonra evlat katili malum İmralı'dakini de çıkaracağız. Ve bunun sözünü veriyor. Bunlar da kalmıyorlar. Bütün FETÖ'den, METO'dan içeride kimler varsa bunları çıkaracağız. Söylediği şu. Siz beni destekleyin. Koltuğu kapalım. Sonra da istediğinizi verin. Böyle bir fotoğraftan ne çıkar? Öncelikle bu ülkede artık terörle mücadele diye bir şey kalmaz. Terörün kendini o mücadeleyi yapacak mekanizmanın başına getirirseniz başka ne olur? Ekranları başında izleyen milletime sesleniyorum. Bu ülke terör devleti değildir. Ve bu ülkeden teröristlere ekmek çıkmaz. PKK'nın İmralı'daki elebaşını bırakmak istiyor yani. Aynı şekilde elinde onlarca Kürt'ün ve Türk'ün kanı olan Selo'yu bırakmak istiyor. Belli ki HDP Kandil'den aldığı talimatları Ankara'da Bay Bay Kemal'e aktaracak. O ve 7 yardımcısı da bunları yerine getirecek.